Yine yansıda görüyorsunuz. O bölgede batıda 1912'de bir kırık var. Arada bir boşluk var. O boşluk da ekranda gördüğünüz Marmara'da olan bir deprem. Hani İstanbul'da olacağını söylediğimiz bir depremden bahsediyoruz. Bu depremle ilgili aslında insanları korkutmaktan, vatandaşı paniğe yöneltmekten öte biz insanların bilinçlenmesini, karar vericilerin de aksiyonlarında hızlanmasını sağlamayı amaç ediniyoruz. Bütün bilim insanları aslında şunu kabul etmiş durumda, Marmara'da yakın bir gelecekte, tarih veremiyoruz ama 7'nin üstüne bir deprem olacağı açık. Dolayısıyla depremleri önceden zaman, tarih belirterek vermek bilimsel olarak bugünkü koşullarda mümkün değil. Biz burada isterseniz biraz da size geçen yıldan bu yana yaptığımız çalışmaları özetleyelim. Ekranda gördüğünüz bir çalışma, deniz tabanında sismik gözlem istasyonları kuruyoruz. Bunlar deniz tabanı sismometreleri ve açılım ölçer cihazları. Bir Türk-Japon ortak projesiyle, Japon tarafında JICA'nın, Türk tarafında Kalkınma Bakanı destekli bir ortak proje bu. Bu şu anda devam 3,5 senedir sürmekte olan 2018 Nisan'da tamamlanacak bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyle yansıda gördüğünüz cihazları Marmara Denizi'nde tam fayın çok yakınına, bildiğiniz gibi fay Marmara Denizi'nin içinden geçiyor ve karadaki istasyonlarımızın daha yakınında, faya daha yakın ancak deniz tabanında bu gözlem istasyonlarıyla fayları, fay parametrelerinin depremselliği çok yakından inceleme şansımız var. Bu proje dediğim gibi 2014-2018 yılı Nisan ayında tamamlanacak ve bu tamamlanan proje sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ne 10 tane deniz tabanı sismometresi, 5 tane de ekstensometre kazandırılacak. Böyle bir sistem şu ana kadar Türkiye'de kullanılmayan, yani Türkler tarafından kullanılmayan bir sistem ve biz bunlara 2018 sonucunda Kandilli olarak bu altyapıya sahip olacağız.